Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 15 Haziran 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcasti bu. Lütfen abone olmayı, eşe dostla linklerimizi göndermeyi unutmayın. <laughs> Bugün Ekrem İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırma davasının birinci duruşması var. Yeni kabine dün Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplandı. Öncelikli gündemin ekonomi politikaları olacağını bildiğimiz toplantıda asgari ücrete yapılacak ara zamla emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Saatler süren kabine toplantısının ardından AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi. Merkez Bankasından BDDK'ya kadar ilgili kurumlara alanında temayüz etmiş isimleri atadık. Türkiye Yüzyılı inşallah ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Bey hükümet programımızı hazırlamak üzere görevlendirdik. Bol keseden vaat dağıtıp milletten yetki alınca bunları unutanlardan olmadı. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekte kararlıyız. Kime neyi taahhüt etmişsek Allah'ın izniyle hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabineden önce Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretlerinden dönüyordu. Dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan bir soruya verdiği bir yanıtla 22 Haziran'daki faiz artırımının da yolunu aralamış oldu. Şöyle dedi. Tabi bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Bakın yanılgı diyor. Yani demek istiyor ki Cumhurbaşkanı her an u dönebiliriz. Yani faizi artırıyormuş gibi yapıp hop tekrar bu işlerden vazgeçebiliriz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben burada aynıyım. Aynı olduğunu tekrar ediyor. Yani demek istiyor ki başarısız olursa bu ekonomi yönetimi bak ben onları serbest bıraktım bir kararlar verdiler olmadı aldım görevden diyecek herhalde. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Meali her an tekrar bu işlerden vazgeçebiliriz diyor Sayın Erdoğan. Malum 10 ay sonra yerel seçimler var. Rasyonel yollar sonuç vermez gibi gelirse hop eski tas eski hamama dönülür. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettireceğiz, ettiriyoruz dedi. Meali sıcak para aranıyor sizin anlayacağınız yabancı yatırımcılardan. Bu araçlar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem banka yöneticileriyle hem de TÜSİAD'la bir araya geleceğini açıkladı ve her iki toplantıyı da ajandasına aldı. Bu da enteresan çünkü hem bankacılara büyük baskı uygulanıyordu geçmiş dönemde özellikle doların tutulması açısından TÜSİAD da biliyorsunuz sürekli hedefteydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir şekilde yani neredeyse hakarete varacak kelimeler kullanıyordu TÜSİAD'dan bahsederken. Vatandaşın bankalara borcu bir yılda %82 oranında artmış. Artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaş bankalara borçlandıkça borçlanmış. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre Mart 2023 itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 38,5 milyon kişiye yükselmiş. Mart ayında 173 bin kişi Kişi ilk defa kredi kartı 170 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullanmış. Milyonların asgari ücreti arazan beklentisi de sürüyor. Son olarak iktidara yakınlığıyla bildiğimiz Sabah Gazetesi'nin yazarlarından Dilek Güngör'e göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete %6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücret 11.000 TL olarak açıklanacakmış. %6 devlet teşviki yani işverenle kamu yükünün paylaşımı. 11.000 TL net ücret, işverene maliyeti 15.000 TL Brüt ücrette 13.000 civarında bir şeye denk gelir. 500 dolar değil yalnız bu onu da hatırlatayım. İlk toplantıdan bir sonuç alamamıştı. Asgari ücret tespit komisyonu 19 Haziran'da ikinci kez bir araya gelecekler. Bakalım planlandığı gibi bu zam açıklanması kurban bayramı öncesine yetişecek mi? Kurban Bayramı deyince bu arada kırmızı et fiyatı koptu gidiyor. Son 6 yılda %808 artış yaşanmış etiketlerde doğru duydunuz. Son 6 yılda toplam %808 artmış kırmızı et fiyatları. E, ekmekte de durum aynı. Konya ve Nide'de ekmeğe zam geldi. Konya'da 4 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya. Nide'de 3,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı ise 4,5 liraya yükseldi. Amerika Merkez Bankası Fed piyasa beklentilerine paralel olarak faizi %5,25'te sabit bıraktı. Fed böylece Mart 2022'de başladığı faiz artırım döngüsünde ilk kez bir frene basmış oldu ama faiz indirimi yapmadı, sabit bıraktı. Fed yetkilileri sene sonuna kadar 25'er bas puanlık 2 faiz artışı daha öngörüyor gelelim siyasete CHP'ye. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu Ankara'da görüştü. 1 saat 50 dakikalık görüşmenin ardından iki isim kameralara gülümseyerek el salladı. Bu seçimden sonra bu ikilinin teke tek görüştüğü 3. toplantı. Bu nedenle de çok önemli aslında. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşmeyle ilgili sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Her şey güzel olacak." karşılığını verdi. Efendim, Sayın Genel Başkan'la Ankara'da bir görüşmeniz oldu. Neler söylersiniz? Kısa bir açıklamalı. Görüşeceğiz. Tabii Genel Başkanımız her zaman görüşüyoruz zaten. Evet. Güzel olacak her şey evet. görüşmek. Ne güzel olacak, nasıl güzel olacak o bölümünü anlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u bir kez daha kazanmak durumundayız. Bunu ancak sen başarabilirsin. İstanbul'u kazan, gel istediğin genel başkanlık koltuğuna aday ol demiş. İmamoğlu ne demiş onu bence yaşayarak göreceğiz. Bu arada Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ihaleye fesat karıştırma davasının ilk duruşması Bugün saat 14'te yapılacak. Danıştay'ın aslında gerek yok kararına, Beylikdüzü Belediyesi'nin ve bütün avukatların böyle bir dava açılamaz. Çünkü burada bilirkişi raporu bile böyle bir ihale gerçekleşmemiştir. Zaten İmamoğlu'nun bu ihalede imzası yoktur açıklamalarına rağmen inatla bu iddianame hazırlandı biliyorsunuz. İmamoğlu bu ilk duruşmaya katılmayacak ama avukatı ve CHP'nin de grup başkan vekili olan Gökhan Günaydın duruşmadan sonra bir açıklama yapacak. Başkent neredeyse bir aydır su altında. Başkentte bir aydır etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesi Selametli mahallesinde dereler taştı. Taşan su yolları bastı ve hayat durma noktasına geldi. Sürücüler mahsur kaldı. Birçok evde ne yazık ki hasar var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevinden aldı. Genel Müdür Öztürk, Başkan Mansur Yavaş'ın oluruyla başkanlık iç emrinde bir pozisyonda görevlendirildi. Bu arada meteoroloji uyardı. 13 şehirde daha kuvvetli sağanak geliyor. Yurdun özellikle kuzeyinde sağanak yağış alarmı verildi. Kuzeydoğu kesimlerindeki birçok ilde etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. Özellikle Rize ve Artvin'e dikkat çekiliyor. Dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 2022 yılında 108 milyon kişiyi aşmış. Düşük ve orta gelirli ülkeler dünyadaki mültecilerin ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyanların %76'sına ev sahipliği yapmış. Bakar mısınız? Oysa ki eminim bu mültecileri yerinden edenler bu mültecileri kesinlikle sınırlarının içine almayan ülkelerdir. E, Türkiye'nin de durumu aynı. Türkiye 3,6 milyon mülteciyle dünya genelinde en fazla mülteciye ensar olan yani ev sahibi olan ülke durumunda. Türkiye, Finlandiya, İsveç daimi ortak mekanizmasının dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürdü. Sarayda gerçekleştirildi toplantı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada İsveç'in terörle mücadele konusunda attığı adımlar ele alındı bu toplantıda deniliyor. Biliyorsunuz bir NATO üyeliği süreci var İsveç'in ve Türkiye orada hala bir şer koyuyor. Times Higher Education dünya üniversite sıralaması raporunu açıkladı. Raporda Türkiye adına gerçekten utanç verici bir tablo var. 2015'te ilk 200'e 4 üniversitesini sokan Türkiye 2016'da ilk 400'e 1 üniversitesini dahi sokamadı. 8 yıllık süreçte ilk 2 sırada hep vakıf üniversiteleri vardı. Devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de ODTÜ ilk sıraya alıyordu. Boğaziçi ise ilk 500'de her zaman yer alırken şu anda ancak ilk 1000'de bulunabiliyor. Reuters'ın hazırladığı dijital haber raporuna göre de Türkiye'de bir başka utanç verici tabloda gazetecilik açısından var. Memlekette haberlere olan güven 2022 yılına oranla bir puan daha gerilemiş ve %35'e düşmüş. Bu şu demek her 100 kişiden 70'i Türkiye'de haberlere güvenmiyor. Falla onlardan biri de benim ben de güvenmiyorum. Dünya çapında haberlere yoğun ilgi gösterenlerin sayısı son 6 yılda %25 oranında azalmış. Dünya genelinde gene insanların %36'sı haberlerden sıklıkla kaçındığını ifade etmiş. Bence Türkiye'de de durum her geçen gün biraz daha böyle olacak. İnsanlar haberden bildiğin kaçmaya başladılar. Gerçi bizim podcast'imiz tam tersini kanıtlıyor ama neyse. 2023 Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye'de haber kaynağı olarak sosyal medya kullanımında YouTube ve Instagram ilk sıralardaymış. Ha, bak işte buraya girdik biz. BubbleWorks Media ile Spotify'da ve Apple'da ve tüm podcast platformlarında en çok dinlenen haber bültenini yapıyoruz bugünlükte bu kadar. Finalde böyle güzel bir şarkıyla bırakalım isterseniz. Bu aralar Ayten Alpma'nın Pencere şarkısına kafayı taktım. Hiç dinlemediyseniz özellikle şu intro'yu dinlemenizi istiyorum. Muazzam bir keman girişi var şarkının girişinde. Belki yüzlerce kez geriye alıp alıp tekrar dinledim. Çok güzel bir şarkı ya. Bence haberi kapatın şimdi. 10 dakika yeter zaten gündemi anlamaya. Şarkılarda kaybolun gidin. Yürüyüşte misiniz artık? Arabada mısınız? İş yerinde misiniz? Bilmiyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Yarın sabah haftanın son sabahında görüşmek üzere hoşçakalın. Ne geceler ne gündüzler gördüm En vazgeçilmez yeminlerden Bubbleworks, bir podcast üretimi.